Fren arka patiyi kaldırmıyor mu? Kaldırıyor. Ağrıdan muhtemelen. Şuna doğru. Tamam. Bir şey yok. Anneciğim neyin peşine atladın acaba? Dördüncü kat mı? Dördüncü kat. Sağ arka patide bir şey var. Sağ arka pati elime alana kadar... Tepkisi yoktu. Kameraya merhaba de, hadi el salla. E seni bıraksam beni üzmeyeceğine söz verir misin? Aa ne? Evet. Kök kök Metin bizden, tamam. Sağ arka pati kırık tabii çocuğumun, atamıyor sana. O yüzden öyle yatırdım. Tamam. Bir şey yok anneciğim. Bekle, sakin. Sakin. Tamam, box yok bende. Çakacıktan bu. O da hafif ki. Hakikaten ha, çocuk hissetmedin. Aferin sana. Ne yapacağız Metin abisi? Patiyi kaldırışa bak. Ağzını ısırırım senin. Evin suyu mu çıktı anneciğim, dördüncü kattan atlıyor. Ağzını burnunu kanatmışsın. Ne yapacağız o bacağı şimdi? Hadi gidelim, Metin bekliyor. Bacağı bekliyor. Yapıştıralım bacağını. Numara yapma sen de, abartma, tamam mı? Sakin ol. Uy. Bak Metin abi tek tek girecek şimdi. Hadi be, Metin abisi girebilmiş bize. Tek adana tam. Tek tek Metin diyoruz biz ona. Evet. Ay. Put. Aferin sana. Bak dedim ben sana. Korkacak bir şey var mıymış? Günaydın. Ne haber Noynoy? Her şey yolunda mı? Bugün operasyon günü. Ne hissediyorsun? Hoş, birazdan gelir Sercan. Sercan neler yapacak sana biliyor musun bugün? Bir sürü şey takacak bacağına. Atlamayacaktın anneciğim. Artık eve sineklik takarlar değil mi? Dışarıdaki çocuklara, kızlara bakmaya son veririz belki. Arka patimiz de kırık. Ve şu an arka patiye doğru dokundurmama çabasında. Hadi yat bakalım. Noynoy. Operasyonu bugün. Kırığı var çocuğun dördüncü kattan. Çok da başarısız olmayan bir düşüş sonucu. Burada gördüğünüz üzere dağıtmış vaziyette. Şöyle. Şimdi Sercan abisi buna ne yapacak? Şimdi bu açık olmayan bir kırık. Çok da komplike olmayan bir kırık neyse ki. Şimdi sadece bölgeyi eksternal fiksasyon yöntemiyle, yani dışarıdan sabitleme yöntemiyle kırık hattına yaklaşmaksızın, hatta dokunmaksızın, herhangi bir şekilde ensizyon operasyon alanı oluşturmaksızın kırığı sabitleyeceğiz dışarıdan. Bütün işlemleri dışarıdan yapacağız. Evet. Operasyon alanını açmamış olacağız. Aynen. Hadi bir tane faydasından bahsedelim. Operasyon alanını açmamak ne işe yarıyor? Yangısal süreç çok sıkıntılı değilse, müdahale edilmesi gerekmiyorsa, ki bunun gibi. Tertemiz. Aslında, daha bir gün olmadı. Evet. Kırılalı. Dokunmak, bölgeye yaklaşmak, oradaki yangıyı, iyileşme sürecini olumsuz etkiler. Kırıktaki en geniş kabul görmüş prensip, bölgeye yaklaşsam bile dokunma. Yaklaşmayacağız da dokunmayacağız da. Her şeyi dışarıdan yapıp kapatıp evet, çıkacağız. Evet. Tamam. Vakit geldi anneciğim. Operasyon sonrası 5 dakikası. Söylediğimiz gibi bandajsız işlem. Her şey dışarıda. Spa'nın serumu gidiyor. Abi o zaman sen sahibini ara. Sonra pizza yiyelim. Hak ettik. Birazcık. Alo merhabalar. Alo Orkide'ye, ben Sercan, müsait miydiniz? Aynen çalmadı telefon. Genel durumumuz iyi, operasyonumuz gayet güzel geçti. Herhangi bir sıkıntımız çıkmadı. Şimdi yavaş yavaş uyanıyor, bir taraftan serumunu alıyor. Nereye? Nereye anneciğim? Nereye bir tanesi?
Temizlik aşamasında kaçma firar. He? Firar mı ediyorsun sen? Firar mı ediyorsun sen? Bacağını topladı da. Ne oynuyor? Ziyaret için geldim. Yakalını çıkartayım mı? Azıcık yardımcı ol. Evet, bu tarafa gel. Kapağı aç, çekil. Kaçıyor. Şunlar bak, numara yani. Gel bak. Bak gel bu tarafa. Gel hadi. Gelmeyeceğim. Evet. Ne var? Onunla mı doğdun? Bu kadar rahat yürünür mü? Hadi gel. Gel, 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 gel. Çıkacak mı sonra? Çıkacak. 20 gün, 30 gün en fazla. İyileşmesini takip ederek